Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyacağımız yer Muhakemat'tan 3. makale. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı. İşaret ve irşat. Kübra sadıktır. Yani Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberdir. Zira sahife-i itibar-ı alemde menguş olan asar-ı enbiyayı mütala etsen, ibretle dolu alem sahifesinde nakışlı olan peygamberlerin eserlerini mütala etsen ve lisan-ı tarihte cereyan eden ahvallerini dinlersen, tarih dilinde cereyan eden onların hallerini dinlersen ve hakikati yani cihetül vahdeti tesir-i zaman ve mekan ile girdiği suretlerden tecrit edebilirsen göreceksin ki inayet-i ilahiyenin ziyası olan mehasin-i mücerredenin, Cenab-ı Hakk'ın inayetinin ziyası olan mücerred güzelliğin, şulesi olan hukukullah ve hukuk-ı ibadı, enbiya, düsturu hareket ettiklerini, yani peygamberler hem hukukullahı anlatıyorlar, Allah'ın bizden istedikleri nelerdir, bunları anlatıyorlar, hem de hukuk-ı ibadı, kulların bizim üzerimizde hakları neler, birbirimizle muamelelerimizde nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunları anlatıyorlar. Enbiya düstur hareket ettiklerini ve nevi beşer tarafından enbiyaya karşı keyfiyeti telakkileri, bir de insanların peygamberleri kabul etmeleri, onların kemalini itiraf etmeleri, onlara olan hürmetleri gibi durumlar ve ümeme karşı sureti muameleleri, peygamberlerin ümmetlere karşı muamelelerinin sureti ve terk-i menafi-i şahsiye, yani peygamberler görev yaparken Allah'tan gelen risalet görevini tebliğ ederken kimseden bir beklenti içinde olmamışlar. Maddi manevi ücret talep etmemişler. Maddi ücret doğrudan maddi menfaatler, manevi ücret de hürmet gibi şeyler. Ve sair umurlar ki onlara nebi dedirmiş. Bu gibi haller onların birer özelliği. Ve nübüvvete medar olmuş olan esaslar ise evlad-ı beşerin sinni tekemmül ve kühulette olan üstadı ve medrese-i Cezretül Arap'ta menbay-i ulum-u aliye, âli ilimlerin kaynağı ve muallimi olan Zat-ı Muhammed'de daha ekmel ve daha azhar bulunur. Yani tarihi bir bakışla geriye doğru baktığımızda ta Hazreti Adem'e kadar olan insanlık tarihinde peygamberler gelmiş. Kul mâ küntü bid'an minel rusul ayette Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben ey peygamber de ki ben peygamberler içinde bir türede değilim. Yani ilk defa nübüvvet iddiasında bulunan biri değilim. Evvelinde nice peygamberler gelip geçmiş. Onlara peygamber dedirten haller, kendilerinin ahlakı, insanlardan beklenti içinde olmaması, Allah'ın dinini samimane tebliğ etmeleri, fedakarlıkları, ne gibi özellikler varsa, bütün bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da daha bariz bir şekilde görülüyor. Demek oluyor ki istikrayı tam ile, tam bir istikra tüme varım yoluyla, hususan nevi vahitte lasiyyama intizam-ı muttarit üzerine müesses olan kıyas-ı hafinin ianesiyle ve kıyas-ı evlevinin teyidiyle nübüvvet-i Muhammed'i netice vermekle beraber. Kıyas-ı evlevi mesela anne babaya öf bile demeyin. Burada bir kıyas yapıldığında öf demek bile yasak olduğuna göre daha kötü muamele elbette yasaktır. Buna kıyas-ı evlevi deniyor bu gibi kıyaslara. Peygamberlere peygamber dedirten haller peygamberimizde daha belirgin bir şekilde görülmekte. Böyle olunca onlar peygamberse kıyas-ı evlevi ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam elbette peygamberdir. Ve nübüvvet-i Muhammed'i netice vermekle beraber
tenkihul menat denilen hususiyattan tecrid noktayı nazardan cemi enbiya lisan-ı mucizatlarıyla vücud-u saniin bir bürhan-ı bahiresi olan Muhammed'in sıdkına şehadet ederler. Yani bütün peygamberler bu açıdan bakıldığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delalet ediyor. Tenkihul menat da mesela bir hükmün illeti araştırılırken veya hikmeti araştırılırken acaba hangi şeyden dolayı böyle bir hüküm verildi? Şundan olabilir, bundan olabilir. Bunlar tek tek değerlendiriliyor ve şundandır tarzında kanaat belirtiliyor. İtizar, yani özür beyan etme. Kısa cümlelerle söylemiyorum, muğlakça oluyor. Zira şu hakaik her tarafa derin köklerini attıklarından mesele uzunlaşıyor. Sureti meseleyi bozmak ve parça parça etmek ve hakikati incitmek istemiyorum. Hem de hakikatin etrafına bir daireyi çekmek istiyorum ta ki hakikat mahsur kalıp kaçmasın. Yani hakikatin etrafını çevirmek ve bir bütün olarak kuşatmaya çalışmak. Ben tutmazsam başkası tutsun. Beni mazur tutsanız febiha. Yani beni mazur görürseniz ne âlâ ne hoş. Ve illa hürriyet var, tahakküm yoktur keyfinize. Yani dediği zaman bu noktada rahat, ben diyeceğimi dedim diyor. Üslubum böyle. Evet uzun cümleler oluyor ama kendime göre mazeretim var. Beni mazur sayarsanız ne âlâ, değilse de hürriyet var, siz bilirsiniz. Mukaddeme, peygamberin delili sıdkı her bir hareket, her bir halidir. Peygamberin doğruluğunu gösteren her bir hareketi ve her bir halidir. Evet, her bir hareketinde ademi tereddüt. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mütereddit değil. Davasına inanıyor, muvaffak olacağına inanıyor. Acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam tereddütle yola çıkmış değil. Ve neticeden de Allah'ın verdiği teminatla emin. Ve mutezilelere ademi iltifat, itiraz edenlere aldırmıyor. Ve muarızlara ademi mübalat, kendine karşı çıkanlara da aldırmıyor, yoluna devam ediyor. Ve muhalif olanlardan ademi tahavvufu, kendisine muhalif olanlar var ve bunlar sayıca az da değil, onlardan korkmuyor. Sıdkını, ciddiyetini gösteriyor. Yani bütün bu haller onun doğruluğunu, ciddiyetini göstermekte. Hem de evamirinde hakikatin ruhunu olan isabeti, hakkiyetini gösterir. Yani hallerinde, durumlarında, verdiği emirlerde hakikatin ruhunu olan isabeti onun hak yolda olduğunu gösterir. Yani kendiliğinden hareket etmemekte, taraf-ı ilahiden verilen hükümlere göre hareket etmekte, bundan dolayı da her halinde isabet var. Elhasıl, tahavvuf ve tereddüt ve telaş ve mübalat gibi, hile ve ademi vüsuku ve itminansızlığı ima eden umurlardan müberra iken, bila perva ve kuvveti itminanla en hatarlı makamlarda olan hareketi ve nihayette olan isabeti ve iki alemde semere verecek olan zihayat kaideleri harekatıyla tesis ettiğine binaen, her bir fiil ve her bir tavrının iki taraftan, yani bidayet ve nihayetten ciddiyeti ve sıdkı nazar-ı ehli dikkate arz-ı didar ediyor. Uzunca bir cümle. Yani kendisinde düşmanlarına karşı bir korku yok, davası hususunda tereddüt yok ve bir telaş içinde değil, muhataplarının muhalefetine aldırmıyor. Bütün bunlar kendisinin davasına güvendiğini gayet net bir şekilde göstermekte. Ve çekinmeden, tam bir itminanla, en tehlikeli yerlerde, en tehlikeli durumlarda gayet güven içerisinde yoluna devam etmiş. Ve isabet etmiş, bu tarz hareketinde isabet etmiş. Getirmiş olduğu din, dünyada da ahirette de neticeler vermekte. Sadece dünyaya hitap etmiyor, sadece ahirete de değil, dünya ve ahiret saadetini tekeffür etmekte. Ve bidayet ve nihayette
isabet halinde, yani deneme yanılma yoluyla bir miktar bir şey yapıp ardından başkasını uygulamak değil, ilk başta da vermiş olduğu kararlar, vermiş olduğu hükümler gayet isabetli. Bütün bunlar ehli dikkat olan kimselere onun peygamber olduğunu gösteriyor. Bahusus mecmu-u harekatının imtizacından ciddiyet ve hakkiyet şule-i cevvale gibi ve inikasatından, yansımalarından ve muvazenatından, dengelerinden sıdk ve isabet belki lami gibi tezahür ve tecelli ediyor. Yani bütün hareketlerinin bir araya gelmesinden onun ciddiyeti anlaşılıyor ve hak üzere olduğu anlaşılıyor. İşaret, zaman-ı mazi ve zaman-ı hal, yani asr-ı saadet ve zaman-ı istikbal, zaman-ı mazi ve zaman-ı hal, yani asr-ı saadet ve zaman-ı istikbal, tazammun ettikleri berahin-i nübüvvet, lisan-ı vahid ile maden-i ahlak hali olan Zat-ı Muhammed'de aleyhissalatü vesselam, da'i-i sıdkı ve dellal-i nübüvveti olan doğruluğunun da'isi ve nübüvvetinin dellalı olan Bürhan-ı Zati'nin nidasına cevap ve hem deste vifak olarak nübüvvetini ila ve ilan ettiklerini kör olmayanlara gösterdiler. Burada zaman itibariyle Peygamberimizin nübüvvetinin ele alınışı var. Geçmiş zaman Peygamberimizin geleceğini müjdeliyor. Zamanı hal, yani yaşamış olduğu asır, onun peygamber olduğunun bir delili. Çünkü yaşamış olduğu asrı bir asr-ı saadet yapmış. Öte yandan gelecek zaman dininin yayılması, her tarafa intişarı, verdiği hükümlerin isabetliliği, bütün bu gibi durumlar onun peygamberliğinin delilleri. Bunlar birazdan daha ayrıntılı ele alınacak. Şu halde kitab-ı alemden olan fasl-ı zamanın sayfe-i selasesini mütalaa edeceğiz. Yani zamanın geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman, üç zaman dilimi vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama bu üç zaman dilimiyle bakacağız. Hem de o kitaptan meseleyi uzma ve münevvere olan Zat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam temaşa ve ziyaret edeceğiz. Müddeamız olan Bürhan'ın kübrasını onun ile ispat edeceğiz. İşte bu noktaya binaen mesalik-i nübüvvet dörttür. Yani Hazreti Peygamber'in gidişatını gösteren durum dört ayrı yol tarzında. Beşincisi meşhur ve mesturdur. Beşincisi o da mucizeler yönü. Bu diyor meşhur, bilinen bir durum. Ve bir de mestur. Yani örtülü anlamında değil burada, tığ ile yazılmıştır. Kitaplarda, İslami eserlerde Hazreti Peygamber'in mucizeleri yazılmıştır. Ve bundan sonrası beş ayrı bölüm halinde takdim edilecek. Lillahi'l-Fatiha.